Şimdi düşününce Fatoş, ya iyi ki tanımışım Ferit'i diyorum. Hatırlasana o zamanları. Onun beni sevdiğini, merak ettiğini, özlediğini bilmek çok güzel. Ama en güzeli ne biliyor musun? Ne? Artık duygularımı kontrol etmek zorunda değilim. Saklamak zorunda değilim. Kızım utanmasan bas bas bağıracağım. Kızım kendine gel, dondurma gibi. Ay Nazlı, yemin ediyorum şu anda kızgın tavaya atılmış tereyağı gibiyim yani. Üzerime iki yumurta kırıp yiyebilirsin, o derece. Ay nerede kalmıştım? Şey diyordun, aşk diyordun, meşk diyordun. Haykıracağım aşkımı diyordun. Fatoş, dünya artık daha güzel bir yer. Kızım Asuman bile tatlı geliyor gözüme. Ay çok güzel Nazlı ya, çok güzel bunlar. Sanki sadece ikimiz varız. O ve ben. İkimiz. Başka hiçbir şeyin anlamı yok. Ay yıkılıyor ya, yıkılıyor. Onu düşünmeden bir dakikam bile geçmiyor. Suratımda böyle bir gülümsemeyle yakalıyorum kendimi. Sanki dünya daha güzel bir yer. Oh, şair bile olmuşsun sen. Yok, şair olamam da fena halde aşık oldum kesin. Bu eski haber. Yeni haber, bunu kabul etmem. İkiniz de hazinatçı değilsiniz ha. Direnmekten o kadar yorulmuşuz ki. Ne kadar gereksizmiş. Boşu boşuna üzdünüz birbirinizi. Önce o kaçtı durdu. Ondan sonra sen affetmeyeceğim diye tutturdun. Belki de böylesi daha iyi oldu. Birbirimize en zor taraflarımızla tanımış olduk. Sonunda dişine göre birini buldun Ferit Aslan. Seni uzun zamandır böyle mutlu görmemiştim. Hatta ben seni hiç bu kadar mutlu görmedim galiba ya. İçimde var olduğunun farkında bile olmadığım bir savaş varmış. Nazlı ile birlikte o savaşa son vermişim gibi hissediyorum. Şimdi bir ara verdiler. Birazdan sizi toplantı odasına alacağız. Ama isterseniz burada bekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Pelin Turan. Demek rakiplerimle yarışmaya hazırım diyorsun. Hazırım. Karar aşamasında senin de desteğini bekliyorum Demetciğim. Pelinciğim, takdir edersin ki içeride sana muhalefet edeceğim. Çünkü sen söz konusu olduğunda, işin bile olsa olumlu bir şey konuşursam Ferit bundan şüphelenecektir, değil mi? Problem yok. Ben her zamanki gibi kendime de güveniyorum. Sen kendine çok fazla güvenme. Evet. Hakan'la çok iyi hazırlanmış olabilirsiniz. Hatta bu işi alabilirsin de. Ama bu Ferit'in kalbini kazanacağın manasına gelmez. Ben Ferit'i gayet iyi tanıyorum tatlım. Beni merak etme sen. Ama bana yaptıkların ortaya çıktıktan sonra hala onunla bir şansın olduğunu düşünüyorsan o kadar da akıllı değilmişsindir. Pelin, bak ben senin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Emin ol, Ferit de bunu en yakın zamanda anlayacaktır. Hala umudunu kaybetmiyorsun Demetci. Ama biliyor musun, bazen en büyük acıları tatmamızın nedeni umuttur. Kendimden biliyorum. Demet Hanım, Pelin Hanım, sunum için sizi alabiliriz. Engin Bey ve Ferit Bey de birazdan geliyorlar. Doğayla bütünleşmiş detayları binaları daha da görünmez kılıyor. Böylece tesisin hem kullanıcılar hem ziyaretçiler tarafından daha çabuk kabul göreceğine inanıyoruz. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Pelin Hanım'dan sonra kim var? Pelin Hanım son teklifti Ferit Bey. Bana 5 şirket var demiştiniz. Evet, öyleydi ama bu sabah öğrendik ki 2 tanesi çekilmiş. Diğer ikisini de gördün zaten. Berbatlar.
Siz ne dersiniz Cem Bey? Vallahi Ferit Bey, durum ortada. İlk sunulan proje çok eksik. Vaat ettikleri şeyi yapabileceklerine pek inanmıyorum açıkçası. Diğeri de kötü, kullanışsız. Mezuniyet projesi gibi. Haklısınız. Geçmişlerine bakınca bu şirketler beni de büyük hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef. Ama Pelin Hanım'ın projesi... Pelin Hanım'ın projesinin hiçbir özelliği yok. Ve bildiğimiz kadarıyla çok kısa sürede hazırlandı. Yani ben şahsen ilk sunulan projeye şans verme taraftarıyım. Düzeltme isteyelim, teminat isteyelim. Öyle düzeltmeyle teminat da olacak iş gibi gözükmüyor Demet. Yani şu an baktığımız zaman elimizdeki en iyi teklif Pelin Turan'ın projesi. O zaman elimizdekileri çeşitlendirelim. Tekliflerin sayısını az bulduğumuz için başvuru süresini uzattığımızı söyleyelim. Daha fazla başvuru alalım. Çocuk oyuncağı mı Demet bu? Bu ihalenin sonuçlanmasını bekleyen koca bir organizasyon var ya. Pelin Hanım. Biraz bekleyebilir misiniz? Ferit Bey sizinle bir şey konuşacak. Tabii. Pelin, tebrikler. Proje senin. Gerçekten mi? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Pardon, biraz fazla tepki gösterdim sanırım. Böyle zamanlarda profesyonelliği bir kenara bırakıp amatör heyecanı ön plana çıkıyor. Teşekkür edecek bir şey yok Pelin. Eşit şartlarda yarıştım ve kazandım. Tebrikler. Umarım güzel bir çalışma süreci olur. Öyle olacağından eminim. Haftaya bir yemek düzenleyelim. Sen ve ekibin bizim ekiple tanışsın. Bundan sonraki süreçte yoğun bir mesaimiz olacak. Vay be. Babaanne yüzüyle evlenme teklifi ha. Bu sefer gerçek herhalde. Gerçek. Hem de nasıl? Hiç düşünemezdim senin bu kadar romantik biri olacağını ha. Aile yüzüğü falan. Bu yüzük kasadan ne Demet için çıktı ne Pelin için. Nazlı farklı. Babaannem bu yüzüğü bana verirken bir soru sormuştu. Neden insanlar evlilik yüzüklerini sol ellerinin parmaklarına takarlar diye. Bilememiştim. Demişti ki... İnsanlar eski çağlardan beri o parmaktan kalbe bir yol olduğuna inanırlarmış. Sen de bu yüzüğü kalpten bağlanacağın birine ver demiştin. Sen de sonunda kalpten bağlandığın birini buldun. Evet. Nasıl evlenme teklif edeceksin? Çünkü yalandan da olsa bir kere ettin. Şimdi daha yaratıcı olman gerekecek. Evde olacağız. Ya ortak daha yaratıcı olman lazım diyorum. Evde diyorsun. Ya bir organizasyon falan bir şey yapsaydık. O ev, o mutfak bizim için en özel yer Engin. Hem böylesi daha iyi. Hiç beklemediği anda sürpriz olacak. Yaman teyzeyle Bulut ne olacak? Tepsi mi tutacak onlar? İşte orada sana çok iş düşüyor Engin. Birkaç saatliğine de olsa annemle Bulut'u oyalaman lazım. Sen onları dışarı çıkartamazsan benim Nazlı'yı çıkartmam gerekecek. Tamam, sen merak etme. O iş bende. Sen ne dedin de yapmadım ben bu zamana kadar. Siz konuştuğumuz gibi hazırlanıp tam vaktinde orada olun yeter. Tamam, teşekkürler. Her şey yolunda, tamamdır. Levan teyzemle bizim mekana gidiyoruz. Bulut'u da alıyoruz. Ben buradan erken çıkar sana geçerim. Oyalanmadan alırım onları evden. Sağ ol ortak. Ben konuşurum hem annemle. Nazlı'dan bahsederim. Birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi anlatırım. Annen sonuçta senin. İkna olacaktır elbet, mutlu olmanı ister. Umarım. Her şey hazır mı? Sen annemle Bulut'u al yeter, gerisi kolay. Dostum, her şey gönlünüzce olsun. İkiniz de mutlu olmayı çok hak ediyorsunuz. Olacağız Engin, teşekkürler. Siz şöyle geçin, ben Nazlı'yı işaretleyeyim. Nazlı. Hayatım. Ne haber Fatoş? İyi, ne olsun. Ben misafirlerimize bir menü vereyim. İyi misin? Biraz durgun gördüm seni. Bir problem yok değil mi? Yok yok. İş bugün çok yoğun o yüzden. İki misafirimiz var. Hatta bebeği de sayarsak üç. Kim onlar? Hani Bulut'un kavga ettiği bir çocuk vardı ya. Bunlar onun ailesi. Bizle tanışmak istemişler. Ben de hayır diyemedim. İyi yapmışsın. Bulut çocuğu eve davet etmek istiyordu. O yüzden bizimle tanışmak istediler herhalde.
Anne baba olmak böyle bir şey anlaşılan. Arkadaşların ailesiyle sosyalleşmemiz lazım. Ben gerçi sana mesaj atmıştım çıkarken ama görmedin herhalde. Yoğunluktan kaçırdım galiba. Sen geç yanlarına, yalnız kalmasınlar. Ben geliyorum hemen. Ne içersiniz, ne ikram edeyim? Versin. Aslında ben de ortağım restoranın ama Nazlı o kadar iyi idare ediyor ki bana hiç ihtiyaç kalmıyor. Vallahi yemekler muazzam. Elinize sağlık. Nazlı? Pardon. Afiyet olsun, beğenmeye de çok sevindim. Burayı öğrenmemiz çok iyi oldu. Artık arkadaşlarla burada toplanırız. Hem bizim eve de yakın. Tabii, ne zaman isterseniz. Bir ara çocukları da alıp gelelim buraya. Bizimkiler aralarındaki problemi çözmüşler. Hatta kanka olmuşlar. Ya evet, sırası gelmişken o mesele bizi çok üzdü. İnanın Bulut hiç öyle bir çocuk değil. Biz o meseleyi kapattık Ferit Bey. Çocuklar arasında olur öyle şeyler. Bizimki de mızırdanmaya başladı. Çok tatlı maşallah. Adı ne? Ada. Ada, ne kadar güzelsin maşallah. Biraz dolaşmak istiyor. Alayım mı ben? Zahmet olmaz. Yok, çok severim çocukları. Enerjileri iyi geliyor. Gel. Ada. Nazlı Hanım'ın eline çok yakıştı. Bulut'a kardeş düşünüyor musunuz? Zamanı gelince neden olmasın? Ay, ağlamaya başladı bile. Her şey için çok teşekkürler. Rica ederiz. Çok memnun oldum. En kısa zamanda yine görüşelim, olur tabii mu? Tabii ki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Memnun oldum. Çok memnun oldum. İyi günler. İyi günler. Çok tatlılar değil mi? Bence eve de davet edeyim. Olur. Sen iyi misin? Bugün bir şey var gibi sende. İyiyim, gerçekten. Anneme takıldı değil mi kafam? Nazlı bak, sana söyledim. Kimsenin bizi mutsuz etmesine izin vermeyeceğim. Sen de izin verme, olur mu? Uğraşıyorum. Ama her zaman elimde olmuyor. Elimizde? Eğer birbirimizi seversek, birbirimize inanmaya devam edersek neden mutlu olmayalım? Ben seninle bir ömür boyu mutlu olmak istiyorum Nazlı. Annemle Bulut akşam evde olmayacaklar. Engin'le yemeğe çıktılar. Baş başa güzel bir gece geçirelim. Akşam erken çık, olur mu? Olur. Ben şimdi gidiyorum. Akşam görüşürüz. Tam size yakışır bir şey yapacağız. Teşekkür ederim. Lütfen hiçbir şey eksik olmasın. Tam konuştuğumuz saatte, gecikme de olmasın lütfen. Teşekkür ederim. Her şey istediğiniz gibi olacak Ferit Bey. İyi günler. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler efendim. İki. Üç. Dört.
Ben seni üzmek istemedim babacığım. Osman sana bir şey olursaydı ne yapardın ben? Geçti. Geçti, söz veriyorum, geçti. Hiçbir şey yok. Her şey düzelecek, söz veriyorum. Ben kimseye zarar vermek istemedim. Ben kendimi korumak. Notların götürdüğü yere git. Yüreğinin götürdüğü yere götürecekler. Bu sefer kafanın dikine değil de notların götürdüğü yere gittiğin için teşekkür ederim. Kendini bana bırak Nazlı. Ferit. Nazlı.
Bir müsaade eder misin önce? Zaten heyecandan kelimeleri toparlamakta güçlük çekiyorum. İzin ver. Sana yakışır bir giriş yapayım. Gel hadi. Nazlı, ben senelerdir koca bir holdingi, bir sürü çalışanı, sayısız işi çekip çeviriyorum. Benim için çok kolay ve tanıdık bir düzen bu. Kendimi bildim bileli bu disiplinin bir parçasıyım. Bu eve geldiğin ilk günden beri şu bıraktığın notlarla rengini saçtım bu eve. Sanki dünyama çat diye ucu boya dolu bir fırça değdirdin. Ama en önemlisi Nazlı, ömrümün sonuna kadar gerçek bir sevgili, iyi bir eş olacağım. Yüreğindeki sevgi ve güzellik dokunduğu her yeri, her şeyi güzelleştiriyor Nazlı. Hatta bu çoğalarak devam ediyor. Sana yakışır güzellikte bir teklif. Unutulmaz bir an oldu mu bilmiyorum ama. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ama ama ben kabul edemem.